Evet Emir. Neden buradasın? Bir an önce size gelmek isteme sebebim, yani artık iyice başa çıkamıyorum, yani dışarıdan yemek söyleyemiyorum. Örneğin şu an çok yoğunum, sürekli bir proje yapıyorum. Yani sabah 5'lerde 6'lardayım, yani yarım saatim yok ve bir telefonla bir tavuk döner söyle ve ye kurtul, yapamıyorum. Yapamıyorum yani. Hani Hatay usulü falan var, yok söyleyemiyorum. İlle evde yapacağım, kendim yapacağım. Böyle ucuz olacak falan, yani bunu aşamıyorum, aşmak istiyorum artık. Ailem de, annem babam hani dediler ki Emir, yani söyle istersen dışarıdan diyorlar. Anne diyorum, söyleyemem anne, söyleyemem diyorum. Emir'ciğim, her problem kendi çözümleriyle gelir. Geçmişte yaşadığımız yaralar bugün döner bizi yaralar. Tatlı, tuzlu, ekşi, umami. Bunlar insan psikesini oluşturan ana hatlar, ana tatlar. Bunların her biri sende ayrı birer travma yaratmış. Ne yazık ki problem de sensin, çözüm de sensin. Danışanım zor durumda. Önünde iki seçenek var. Ya korkularının esiri olacak ya da korkularıyla yüzleşecek. Ona yardım etmeliyim. Bundan sonra her şey çok daha iyi olacak. Korkularınla yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım. Seninle küçük bir oyun oynayacağız. Korkularınla yüzleşmen gerekiyor. Dediklerimi tekrarla. Korkularım beni ben yapanlardır. Korkularım beni ben yapanlardır. Korkularımı seviyorum. Korkularımı seviyorum. Celal'da kampanya varmış. Ne? Tavuk döner 3,5 lira. Ne? 2,5 lira. Ne? Hatay soslu. Danışan kontrolden çıktı. Ama istediğimiz de buydu. Çünkü gerçek kontrol sahibi biz değiliz. Bu hafta tam 2 gün sadece dışarıdan yemek söyleyeceksin. Yargınla çakal lezzetler. Ya hayır, şimdi bu hafta zaten 2 kere, bugün salı, dolapta bir sürü yemek var abi, onlar bozulursa olmaz yani. O kadar para verdik herife, bir de şimdi dolaptaki kıyma mıyma bozulursa bir de oradan da masraf çıkacak. Ben bakayım bari dolaptakileri bitireyim, sonra dışarıdan söylerim yani. Kaç liralık kıyma var? Buzluk desen dolu. Yok, ben bugün kendim yapayım ya. Hatta güzel bir şey yapayım ya. Ne yapayım ben ya kendime? Psikoloğumla beraberdim demin. Kendisiyle bir çalışma yapıyoruz şu an. Bir dönem dışarıdan yemek söyleyeceğim ara ara ama dolaptakileri eritene kadar şimdilik kendim yapacağım. Sonra dışarıdan da söyleyeceğim. Eminim söyleyeceğim. Kesin söylerim yani. Ha bir de yani lan bir saat bitti diye döverek kovmadığı kaldı ya. Hayır, sanki bir 5 dakika daha tutsan ne olur? Elin mi yoruluyor ya? Hayır, sanki mazot yakıyor ha. Ha bir saat 10 dakika, ha bir saat 5 dakika ne olacak yani? Arkadaşlar, şimdi bugün böyle mantı gibi, mantı kadar lezzetli ama çok daha pratik ve aslında mantıdan biraz daha bile güzel bir şey yapacağım. Buzluğumda her zaman milföy hamuru bulunur. Çünkü milföy hamuru hem çok ucuz hem çok pratik.
tık içine peyniri börek olsun, tık içine bir şey tatlı olsun. Yani güzel bir şey milföy hamuru. Koydum buraya buzluktan. Çok basit. Kıymadan bir iç yapacağız. Sonra yaptığımız içi milföy hamurların içine koyacağız. Fırına vereceğiz. Fırından çıkınca da mantı sosu yapacağız. Yani yoğurt ve tereyağlı, biberli mantı tepesi. Mantı fışırtısı. Soğandan başlayalım. Soğanları da öyle aşırı çok öldürmeden, zaten kıymasını da kurutana kadar pişirmeyeceğim. Şöyle bir çevireceğim. Çünkü böreğin içinde de pişecek ya. Karabiber koyuyorum. Bol koyuyorum çünkü seviyorum. Kendi tabi sürekli dışarıda yiyor. Parası var adamın. Parası var, karizması var. Samimi söylüyorum. Ben o sokaktan geçiyorum. Bir baktım Nişantaşı'nda en lüks yerde yemek yiyor iki tane kadınla. Bunlar da mı danışanınız dedim ya. Bu hanımefendiler de mi danışanınız dedim. Tanımamazlıktan geldi beni. Gözlüğünü taktı böyle. Onu bile şova çevirdi oradaki kadınlar. Deva diye gidiyoruz işte, deva bulacağız diye. Biraz da toz biber koyuyorum. Şimdi fırını ısıtacağım önceden 200 dereceye. Şimdi milföy hamurları bu esnada yumuşadı. Zaten amaç burada çok uğraşmamak olduğu için çok küçük parçalar yapmayacağım. Bir tanesini ikiye bölüp, bir dikdörtgeni ikiye bölüp kare oluşturuyorum. Şu an burada tam olarak 40 tane mantı var. Şimdi bunları fırına koyacağım. Fırın ısındı. Yaklaşık 15-20 dakika. Bakacağım zaten. Milföyler iyice pişince yemeğe hazır. Sarımsaklı yoğurtla yemenizi öneriyorum kesinlikle. İşte gerçek terapi bu. Bulut gibi pufur pufur. Bunlar artık nasıl şişti? Tereyağını yapmam lazım. Eğer katı olsaydı küçük parçalara bölüp o zaman eritin derdim. İçine azıcık sıvı yağ koyacağım. Tereyağın çabuk yanıyor ya, yanmasın diye. Biraz da sıvı yağ, hani lezzetini kaçırmadan. Bunlar oldu. Çok müthiş oldu. Bakın. Hemen yağı hazırlıyorum. Pat 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 pat. Soğutmadan tak 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 tak. Bu tarz gözdürmeli yağlar için ufak bir numaramız var. İçine biraz un atıyoruz. Un yağın köpürmesini sağlıyor. Bu şekil. Topak olmamasına dikkat edin. Şimdi altını kapattım. İçine pul biber koyuyorum. Toz biber. Hop! Of! İnanabiliyor musunuz ya? İnanabiliyor musunuz şuna? Hayal edebiliyorsunuz değil mi? Hani kimisi böyle sulandırılmış sıvı sever. Ben süzme daha çok seviyorum ama o biraz sizin zevkinize kalmış. Yani şöyle katı olarak koyuyorum. Oh. Kriz masası. Kriz. Şimdi şunu önüne koysam, ukala. Şunu önüne koysam yemeyecek mi sanki? Emirciğim. Ben genelde yemeklerimi dışarıda yiyorum mu diyecek. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben mutluyum ki zaten. Ben zaten böyle mutluyum. Sanatımla mutluyum, yemeğimle mutluyum, evimle mutluyum, kıymamla. Neden benim aklıma bunları sokuyor ki bu adam? Ben zaten kendimi eksik hissetmiyorum ki. Şurada mutlu olunmaz mı? Güzel değil mi? Yani yaptım, yiyeceğim işte. Siliyorum o application'ı da, söyleme application'ı da. Sildi bütün çiğ köfteci şeylerini atıyorum dışarı. Bütün çiğ köfteci şeylerini atıyorum. Bütün pizzacı magnetlerini, bütün tavuk dönerci magnetlerini atıyorum. Güzel. Çok pratik. Çok güzel. Şöyle düşünün. Aşırı en pratik şey değil tabii ki yani ama bir tanesiyle çok aç olmayan bir insan rahat doyar. Şu an bununla 6 kişi doyar. 6 kişiyi doyuracak bir yemek ve böyle de güzel, lezzetli bir yemek için çok pratik.
abone olmayı unutuyormuşsunuz sanırım. Biraz abone olalım lütfen. Lütfen. Çok rica edeceğim.